okumamıştır inşallah. Evet, yok. Merhaba arkadaşlar. Bugün canlı bir yayın yapıyoruz. Antalya 57. Altın Portakal Film Yarışması'nda, Film Festivali'nde ulusal uzun metrajda yarışan filmleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Şu ana kadar toplamda 4 film izledik. Bir tanesinin videosunu zaten kanalda izlediniz. Atalay Taşdiken'in Kar Kartımız. Kırmızı filmini yine Serdar Akbıyık ve Fırat Sayıcı ile birlikte eleştirdik. Şimdi elimizde 3 film var. O yüzden canlı yayın yapmak istedik. Çünkü burada biraz böyle videoyu çekip kurgulayıp yükleme kısmı internet hızlarıyla alakalı sıkıntılı. Şu an neredeyiz? Şu anda Adrasan'dayız. Adrasan'dayız. Ama yine işimizin gücümüzün başındayız sinema Peşindeyiz. yazarı olarak. Şimdi daha önce konuştuğumuz ama tekrar konuşacağımız bir film var. Çünkü bu videoda olsun istiyoruz canlı yayında. Bu arada soru geliyorsa bile ben görmüyorum ama birinizin telefonunu verirseniz onları görebilirim. Nasıl olacak? Görüyorum. İlk filmimiz ondan istersen Fırat Serdar, başlasın. Fırat bahset biraz Sen de sen ona tamam bak. mı Sonra abi? ben devam edeyim. Evet. Sonra sen. Reis Çelik yine dün Atalay Taşdiken videosunda konuştuğumuz gibi son 20 yılın önemli yönetmenlerinden, yani Türk sinema tarihine geçmiş önemli yönetmenlerinden biri. Ben kişisel olarak birazcık ölü ekmeğini zayıf buldum. Daha belgesel ağır, yani sadece belgesel olarak çekilse daha kalıcı olacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Dün de konuştuk, yöresel oyuncuların oynatmak, onlara oyuncu yönetmenliği yapmak biraz zor iştir. Burada da başroldeki Mustafa karakteri iyi bir yüz. Dün Evet. söylemiştin, söylersin tekrar. Ancak çoğu oyuncular tabii ki amatör oldukları için biraz sakin kalıyorlar duruma. Ve açıkçası hani Reis Çelik'ten çok daha güçlü bir film beklerdim ben Ölü Ekmeğini izlerken. Yani çok fazla böyle beğendiğim bir film olmadı, onu Evet. söyleyeyim. Olan bir sinemacı. Daha önce de Kars'ta çektiği işte Karslı bir sinemacı yani o coğrafyayı anlatan bir sinemacı. İnat Hikayeleri gibi bir işi var. O beni Lale çok Gece etkilemiştir. var. Lal Gece var. Burada böyle şeyi görüyorum ben. Bu ama Reis Çelik ya da onun filmi Ölü Ekmeği özelinde bir eleştiri değil bu. Bu genel bir eleştiri. Pandemi ve pandemiden önce de Kültür Bakanlığı'nın fonları artık ne yazık ki bizim bir film çekmemize yetmiyor. Yani bizim sinemacılarımızın eser vermesi için çok daha fazla paraya ihtiyaçları var. Ben bakayım burada. Şu anda ben soruyorum bazı sinemacılar işte filmini kaça mal ettin falan diye. İşte 400-500 bin lira gibi rakamlar söyleniyor. Bunu dolara vurduğun zaman 50-60 bin dolar gibi bir şey çıkıyor ortaya. 50-60 bin dolara uzun metraj bir film çekilemez. Yani şu an izlediğiniz o suya sabuna değmeyen saçma sapan dizilerin bile bir bölümü 1 milyon ve üstüne çıkıyor. Dolayısıyla sinemacılar ellerinden geleni yapıyorlar. Gerilla yöntemler geliştiriyorlar. Hikayeler daralıyor. Kaslar da daralıyor. Mesela birazdan konuşacağımız filmlerden birinde artık aile içi kaslara dönüşüyor olay. Ki bu biliyorsunuz Nuri Bilge Ceylan aslında sinemaya başlarken İlk dönemlerde yaptığı iş. Nuri Bilge Ceylan ailesinden birini oynatmak zorunda değil. Çünkü filmler için yeterli fon bulabiliyor. Ama bizim bağımsız sinemamızın genelinde para olmadığı için hikayenin ve kastın ve teknik kısımların bundan çok zarar gördüğünü şey yapıyorum ve Reis Çelik'in Ölü Ekmeği filminde de bunu çok hissettim. Sadece belgesel olsaydı çok daha iyi olurdu. Kurmaca Aynen. kısmı beni çok enterese etmedi. Alayım Fırat. Ama yine de tabii hani böyle bir usta bir sinemacının bir filmini bir festivalde gördüğüm için de mutluyum. Serdar sen ne dersin? Ben Reis Çelik'in filminden, ya bir kere Reis Çelik'in bu filmi bir arayış film, bir deneysel film. Yani bunu bir kurmaca uzun metrajını eleştirir gibi kendi adıma eleştirmem. Bir de bu filmin bir kendi formasyonu olduğunu düşünüyorum. Yani bir kendine ait bir özelliği var. O da nedir? Unutulmuş sesleri, Anadolu'nun unutulmuş kültürünü, Kültürünü. geleneğini bize hatırlatmak ve belgelemek anlamında önemli bir film. Aşıklarla ilgili biliyorsunuz film. Aşık Zeydani'ydi sanıyorum. Ziya
belgesel tandanslı diyebileceğimiz Hı. yerlerde. Kurmacı olan kısımları zayıf mı? Yani çok harika diyebileceğim bir durumu yok. Ama bu filmi tutup da hani zayıf bulduğum filmler arasına katmıyorum. Bu film bence bu seçkinin içinde özel bir film. Yarışma için konuşursak bu özelliği onun için dezavantajdır. Evet. Yani onu tabii ki kabul ediyorum. Anadolu'nun kayıp şarkılarıydı sanıyorum. Ben Evet. hepsini karıştırdığım için. Evet. Ondaki benim çok beğendiğim bir Çok iyi. çalışmadır. Tabii ki. Çok iyi. Ondan tabii karşılaştırmıyorum. Onun kadar iyi de demiyorum. Onu da Hı. hissettim. Ben çok kötü bulmuyorum. Puanlandırıyorduk. Öyle Evet. başlamıştık. Evet. Öyle Onu devam da edelim. evet puanlandıralım. 4. 4. 10 üzerinden 4. Ben de 5,5. O zaman ne O oluyor? zaman 10 üzerinden 5 gibi, 4,75 boş gibi bir ver. ortalama. Neyse. İkinci Şimdi filme geçelim. dün akşam seyrettiğimiz iki film var. İlk film olarak neyi seyrettik? Dirlik Dirlik Düzenlik. Düzenlik. Nesimi Nesim Yitik'in. Yitik. Nesimi Yitik'i daha önce de festivallerde görmüştük. Toz Ruhu filmiyle. Onun tabii Toz Bezi değil. Toz Ruhu diye Toz bir ruhu, film var evet. Nesim Yetik'in. Nesim Yetik'in. Onun Annem filmi, sinema öğreniyor evet. var. Annem Sinema Öğreniyor da annesini oynatmıştı. Bu filmde de annesini oynatmış. Ve eşini. Dudu Hanım. Eşini oynatmış ve bu bir kadın filmi. Yani kadınların dünyasında geçen bir film ama bu kadınlar Asiye Dinç Soy. evet erkeklerin terk ettiği yani mesela kadının baskıcı ve dayakçı bir kocası var ölmüş ama hala onun tabancası ortalarda geziyor. Yani o adamın şiddeti aslında kadınların arasında hala Hala dolanıyor. dolanıyor. Aynen. Bu mesela bu tema benim hoşuma gitmişti. Dar kaslı bir film yani işte biz üç kişiye odaklanıyoruz sürekli. Arada gördüğümüz bir iki tane çok yan küçük oyunculuklar var. Film bazı açılardan hoşuma gitmekle birlikte şeyi beğenmedim. Karakterlerin dibine giren, sürekli onların Evet, kocaman biçimsel yüzlerini anlamda alan ve böyle sorunları var. çok hareketli kamera yordu beni. Ve bunun artık terk edilmesi gereken bir biçim olduğunu düşünüyorum. Bir de final, yani hikayenin sonlandırılma biçimi beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Hiç böyle olmasını istemezdim. O yüzden ilgi küçük bütçe sorunları burada da kendini tamamen Evet. gösteriyor. Artık insanlar aileleriyle film çekmeye başlamışlar. Umarım aşılır. Sen konuş. Yok sen konuş Ahmet. Çünkü benim sizinkiler farklı fikirlerim Tamam, var. yani ben aslında çok böyle olumsuz bakmıyorum filme, yaklaşmıyorum. Bir kere hani kadın hikayesi anlatması anlamında önemli bir film. Ama tabii ki işte ya benim yıllardır söylediğim bir şey var. Yani çok profesyonel oyuncunun yanına önemli bir karakterde amatör oyuncu koyduğun zaman, Hı. işte Nesim Yetik'in annesini koyduğun zaman bir şey oluyor. Yani bir yapaylık oluyor. Yani Asiye Dinçsoy bildiğiniz gibi çok önemli bir sinemacı, oyuncu. Hı. Ve onun karşısında amatör olan bir yaşlı bir işte anneyi koyduğun zaman sırıtıyor. Ve o sahnelerde filmden uzaklaşıyorsun. Ben bunu sevmiyorum mesela. Bunu yapan birçok yönetmen var. Olmuyor. Ha, iyi yapan yönetmen de var mesela Nuri Bilge Ceylan gibi. Hani amatör oyuncuları iyi oynatmayı becerebilen yönetmenler de var. Ama yani ben şimdi canlı yayında söylüyorum bunu. Muhtemelen benim görüşüme göre jüri bu üç kadına en iyi kadın oyuncu ödülü verecek. Buraya da yazıyorum. Vermedi. Verirse yani bence verecek. Yani ben olsam jüri üyelerin arasında olsam tabii diğer seçicilerini daha izlemedik ama ben olsam verirdim. Ancak dün şeyi konuştuk. Hep böyle aynı tip oyuncular oynuyor. İşte Ahmet Evet. Mümtaz, Taylan, Asiye Dinçsoy falan. Nergis Öztürk birazdan Tabii canım konuşacağımız mesela film. festivalde 3 filmde yani Hep aynı mesela isimleri Nergis seyrettik. Öztürk 2 filmde oynuyor. Mehmet Usta iki Mehmet filmde. Usta iki filmde oynuyor. Ahmet Mümtaz Taylan iki filmde İki oynuyor. filmde oynuyor. Ben şuna yoruyorum bunu. Bugün biraz Serdar'la konuştuk. Bir zamanlar festival sinemasında yani bağımsız sinemada var olan insanlar artık profesyonelliğin gereği olarak bir kaşe, bir ücret talep ediyorlar ama Aynen. sinemadan paranın en çok çekildiği dönemde olduğumuz için bu mümkün olmuyor. O Olmuyor. yüzden de mesela Tansu Biçer yok bu sene.
Yani bir zamanlar festival Yani böyle sinemacılarının gölgesi. Ercan Kesal yoktu. 2-3 Ercan yıllık Kesal. bir Yönetmen dönemde oldu. Yani ama yine de destek abi atıyor yine şimdi o filme en büyük şey. Hatta bu da jüri başkanı. Ha. Hayır 2-3 yani. yıllık Ama sonuçta dönemde biliyorsun. Daha önce birçok filmde görüyorduk. Evet. 2-3 yıllık dönemde hep aynı oyuncular dönemsel olarak bence çok sorunlu. Teknik hataları var ve mantık hataları var. Onları da böyle belki uzun uzun sonra şey yaparız, konuşuruz, yazarım, mazarım ama O zaman nesini etkiliyor? Biçimsel olarak hatası var. evet. Mantık hatası demek senaryo hatası demektir. Ama duygu anlamında Nesini sonu hariç, sonu çok arabesk bitti, aşırı arabesk bitti. Sonu hariç bana bir duygu geçirdi bu film. O anlamda hani diğer filmlerin arasında bence fena değil bu film. Evet, sen söyle. Şimdi Türk sinemasında bir değer olarak gördüğümüz bağımsız sinema son dönemde çöküşe geçti 2-3 yıldır. Şu anda da artık en alt seviyede. Bu Şu anda da artık pardon. Pardon. Evet, buyurun. En alt seviyede. Peki bu en alt seviyeye düşmesinin sebepleri ne? O sebeplerin hepsi bu filmde var. Bakın, bu düşük bağımsız sinemayı besleyen bazı yerler var. Bunlardan bir tanesi başka sinemadır. Çünkü yani bunu onlar yaratıyor demiyorum. Ama destekledikleri ortam sonuçta buna dönüşüyor. Ve burada bir sorumlulukları var. İstanbul Film Festivali'ndeki köprünün buluşması, Köprüde buluşmalar. köprüde buluşmalar, Antalya'daki film forum. Evet. Bazen buradaki bu şeylere sahip olan sınıfın kendi dikkatiyle bir takım tür filmler fazlasıyla destekleniyor. Ve bizim sonuçta elimize geçen bu. Ve bu geçen şey sinema olarak her bakımdan hatalı. Deneyselliğe eyvallah ama deneysellik bile bir ustalıktan sonra gelir. Usta olmayan insanın deneyselliği saçmalık olur. Bizim çoğu şeyimiz, işimiz böyle. Nuri Bilge Ceylan bir deneysellik yaptığı zaman Nuri Bilge Ceylan'ın geçmişini biliyoruz, yaşadıklarını biliyoruz. Bir sinematografisi var. Buradan deneyselliğe gidiyor. Daha ilk filminde bir insan deneysellik yapıyorsa ben buna şüpheyle bakarım. Kişisel bir bakış açısı olabilir ama ben Evet. kişisel olarak Yani şüpheyle bakarım. kısır döngü diyelim. Hatalı bir tür yani Hatalı hatalı şey tür değil değil. de Hayır. kısır döngü oluyor. Yani hep aynı tarz filmler Hayır, önümüze benim dediğim çıkıyor kesinlikle bu değil. benim Ha, görüşüm. benim dediğim kesinlikle bu değil. Bu tamamıyla bir tür. Yani burada Türk'ün şeyleri var, klişeleri var. İşte ters çekimler, puslu hava, arkası flu, önü flu, bunu Neredeyse hep aynı düngeleyememe, karakterler, aynen aynı öyle. hikayeler. Şeylerin, diyalogların, hatta çevrenin bile bir çemberi bütünlemenin şeyleri olduğu, parçaları olduğu bilincinin artık bozulmuş olması. Bir de bu filmde şöyle bir şey vardı benim dikkatimi çeken. Film iyi başlıyor aslında. İlk 50 dakikada fena değil ama sonra resmen artık böyle hani futbol maçlarında böyle top dolaştırırlar ya böyle kaleye İşte gitmek gibi bir hedef tekrara yoktur düşüyor. falan. O şey Tekrara düşüyor. annenin doğum günü sahnesi mesela. Bunun bu kadar uzun olmasının hiçbir Sana bir şey söyleyeyim mi? açıklaması yok. Tek o sahneyi konuşmamamız lazım. Aslında film sahne sahne bölünmüş. Neden? Çünkü filmde olmayan çatışmayı, filmde olmayan dramı yaşatmak ve sana kabul ettirmek için. O anne şey doğum günü sahnesi çok mutlular. Gülüşüyorlar, gülüşüyorlar. Ondan sonra birdenbire iki kızın çatışması yüzünden çok büyük bir aile dramı yaşıyoruz. Evet. Ondan sonra birdenbire babaları çok kıskançmış. Ya sen mesela ne dedin? Şiddet dedin. Filme öyle bir şey demedik ki. Film sadece adamın çok kıskanç olduğunu, bunları dışarıya çıkartmadığını, kızının sakatlığı yüzünden evlenemeyeceğini düşünüp onu okuttuğunu, ama öbür güzel kızını okutmak için çaba sarf etmediğini falan. Bunların içinde şiddet yok. Ama tabii ki senin de bilinç altında öyle bir şey sesleniyor. Çünkü söyleyeceğini de tam söylemiyor. Annesi oynuyor. Deseydi ya, babası beni ağzımı burnumu kırıyordu, işte kızları dövüyordu, bilmem ne yapıyordu. Böyle bir şey yok ki ortada. Yani Neyse bu diğer film filmler bana için. seyrederken gerçekten çok sıkıldım. Bak Sadece bu uzattım filmin ama bir dakika uzun. bunları Neyse yani söylememiz bizden lazım. sonra konuşuruz. Çünkü söylememiz gere çünkü söylenmesi gereken bazı şeyler var. Onu söylemek gerekiyor. Bu film Türk sinemasının geldiği noktayı bize çok iyi gösteriyor. Bu haliyle bu sinema ne entelektüele ne normal izleyiciye seslenir. Ve ondan sonra Peki o böyle zaman kalır. bak güzel tespit. Bu haliyle popüler yani işte gişe seyircisine de seslenemiyor. Bunun için bir şey yapılır mı bilmiyorum. Yani bu şöyle bir şey var. Ben bunu daha önce de söylemiştim.
bağımsız sinema dediğimiz şey, yani Kültür Bakanlığı tarafından fonlanan ya da işte başka sinema köprüde buluşmalar ya da yurt dışındaki Euroimaj falan gibi birkaç fondan desteklenen filmler, yine Kültür Bakanlığı'nın desteklediği bu Altın Evet. Portakal, Altın Koza ve diğer başka festivallerde yarışması etmesi, burada aslında devlet tarafından buraya akıtılan büyük bir para var. Yani devlet savunuculuğu falan değil bu da. Bu paranın karşılığının film çekecek, yarıştıracak, birileri izleyecek, jüriler değerlendirecek, ödül verecek. Yok. Ben şöyle söyleyeyim. Ben dün akşam izlediğim filmlerle birlikte 4 film izledik. Henüz daha gerçekten filme çekilmesi gereken bir hikayeye rastlamadım. Demin ne dedin? Sen dedin galiba. Kadın hikayesi diye. Bu filmin neresi kadın hikayesi? Bu film aslında engelli bir kadının özel dertleriyle ilgili. Diğer kadınlarla ilgili biz ne gördük? Ne gördük? Mesela o şarkıcı kadınların ilgili ne gördük? Okumamış olmasının dışında. Yani aslında baktığın zaman hepsinin kendi açısından Hikayeden izlediği korkan için bir filmi sinemacı kuşağı geldiği için hikaye anlatmaktan. durum tespiti yapıyorlar Yani sadece. sadece bir kesit sineması Evet. izliyoruz biz. Yani insanların hayatından kesitler. Bunlar seyircinin kafasında bir kurguyla, yani seyirci yapıyor kurguyu aslında kafasında. Evet, bu başlarda benim de hoşuma gidiyordu ama artık sıkıldım. Evet. Ya Ben mesela bu gerçekten yetkin bir sinemacıyı hikayesine dört elle sarılıp, bu şey gibi abi, yani günümüzde hani flört etmekte. Sevgililik yok ya artık, takılıyor insanlar. Ben artık gerçek sevgililer görmek istiyorum ve gerçek filmler izlemek Abi istiyorum. kadın diyorsan Peki. kadın Senin de evlenmeni diliyorum. kadın dediğin şey hayatın içinde normal şeyiyle var olan, normal sınıfsal durumuyla var olup onun problemlerini incelersen bu Türkiye genelinde bir kadın problemi olur. Öyle, evet. Yani bir anneyi, bir çalışan kadını filan bir anlatırsan tamam. Bunların hiçbiri normal rollerde değiller. Ne çalışan kadınla ilgili bir problem gördük burada, ne evdeki anneyle ilgili bir problem gördük burada. Hiçbir şey görmedik. Özel durumları var. Özel durumlarını anlattığın zaman buna bir kadın, yani genel geçer bir kadın filmi, kadın derdi olan film diyemezsin. O Evet. anlamda söylemek istemiştim. Yo yo, haklısın. Puanlayalım mı? Evet. Benim için 10 üzerinden 5. Ben 6,5 veririm. 4. Tamam. Peki. O zaman olaysız O dağılalım. zaman kokuya Arkadaş, geçelim. bari Kokuya arkadaşlığımız geçelim. devam etsin diyerek dağılalım. Koku. Şimdi son filme geçiyoruz. Son filmin iki yönetmeni var. Evet. Ki bir tanesi Barış Gördağ. Bir de Yasin Çetin miydi? Onu Evet. tam hatırlamıyorum. İki yönetmen var. İki genç yönetmeni var. Başlayalım. Barış bu arada benim İzmit'te direktörlüğünü yaptığım bir sinema atölyesine katılmış. Oradan tanıdığım bir arkadaşımız ve sinema ile ilgili tutkusu hakkında ben kefilim. Ama filmin doğrularını, yanlışlarını da konuşmaktan geri kalmayacağız. Koku için diğer filmlerdeki gerilla kamera, yani gerilla sinema tekniklerine uyan kamera biçimleri, anlatım biçimleri, ustaların bile bu anlatım biçimlerine yönelmiş olması, ki Aksiyon kamera. Ümit, evet, aktüel kamera, işte Ümit Ünal'ın Aşk Büyü vesaire seninde de vardı. İşte Reis Çelik'in şeyinde de vardı. Bunlar tamamen bütçeyle alakalı şeyler. Biraz yormuştu beni. Burada mesela ciddi bir kamera çalışması gördüm. Panlar Evet. var, şeyler var falan böyle. Özel teknikler Evet var. evet o beni mutlu etti mesela. Prodüksiyon kalitesi anlamında, Batılılar buna production value diyorlar. Anlamında en güçlü iş şimdiye kadar karşımıza çıkan Koku'ydu. Hikayesi de ilginç bir hikayesi var. Ama bu hikayeyi yeterince derin bir biçimde işleyebildiğini düşünmüyorum. Yani bazı nokta, yani şöyle söyleyeyim, bu filmi izlerken bazı anlarda gözümden yaş da geldi benim, duygulandım. Ama tamamen tatmin olmuş bir şekilde, ki özellikle final dolayısıyla ayrılmadım sinemadan. Şimdi genç sinemacı arkadaşlarımı tebrik ederim. Ama doğru yaptıkları kadar da yanlış yaptıkları şeyler var bu filmde. Ama şu var, Koku bence seyircinin en çok sevdiği film olacak Antalya'da. O yüzden Evet, seyirci seyirci ödülü... yani biraz seyirci odaklı bir film. Evet, ama bence zaten sinemada seyirci odaklı olmalıdır. Yani filmler ya da filmleri yapanlar iki tarafla ilişki kururlar ya, ya festival jürileri ya da seyirciyle. Ben her zaman seyirciyle kurulan Şöyle, ilişkinin daha dürüst bir ilişki olduğunu düşünüyorum. seyirci odaklı olmasa bile seyirciyi es geçen bir film Ha, olmamalı. tabii canım, filmini sonuçta Evet. insanlara gönderiyorsun. Neyse, o yüzden Araf'tayım bu film hakkında. Birkaç gün sonra aslında duygularım daha olgunlaşacak, derinleşecek. Ama şu var, iyi başlıyor. Finalde de aslında böyle bir ivmeleniyor ama ortada, filmin ortasında
çok büyük bir blok şeklinde bir ölü alan var. O alanı iyi değerlendirememişler. Umarım bir sonraki filmlerini, yani yeniden film çekme imkanı bulurlar ve kendi neyi yapıp yapamadıklarını görüp ona göre davranırlar. Bu arada bu filmde, bunu da söyleyip ben kendi cümlelerimi bitireceğim. Bu filmde uzun zamandır Türkiye'deki festivallerde izlediğim filmlerde gördüğüm en şık kamerayla yapılan en şık numaralardan birini gördüm. Babaannenin ölüm sekansında önce kameranın yere düşmesi, sonra baba, müthişti, çok etkilendim. Sonra çocuğun çıkıp, bu birkaç dakikalık sekans çoğu bayıldım dediğimiz filmde bile karşımıza çıkmayan bir şey diyorum ve bitiriyorum. Orada aslında önce babaanne düştükten sonra kameranın düşme hareketi olsaydı bence çok daha faydalı olacaktı. Bence böylesi daha iyi olmuş. Seyirciyi daha iyi etkileyecekti de neyse o tabii kişisel bir tercih. O anahtar değil, anahtar değil. Göz. Gözleme deliğine girip Hı çıkması hı. falan şık numaralar Gözleme vardı deliği derken teknik peynirli anlamda. falan. Hayır, kıymalı olandan bahsediyorum. Gözetleme Abi deliği. koku bir festival filmi değil. Hı. Bunu baştan söyleyeyim. Ama bak Bir abi, gişe yanlışımız işi tamam, yanlış. ama festival tadında çekilmiş bir yani sanat filmi tadında çekilmiş bir gişe işi. Hata burada zaten. Yani biz nasıl bir film çekelim sorusunu çok iyi irdeleyememiş arkadaşlar. Kötü bir film değil tabii ki. İzletiyor. Bir şekilde hikayeyi merak ediyorsun. Hı Nereye hı. varacağını biliyorsun. Bilemiyorsun. Zaten ilk 40-45 dakika hemşehri İlhan karakterinin hayatımızda ilk defa İlhan diye bir kadın ismi duyduk bu arada. İlhan karakterinin Ama bence İlhan gayet güzel bir kadın ismi olur. ben ilk defa Recep duydum. değil Yani yani. Zaten onu kullandı sebebini filmin içinde. açıkladı Evet. zaten. Hı. Şu an espri yapıyorum. Köydeki o küçük kızın bir şekilde buluşacağını biliyoruz ama çok geç giriyor abi mevzuya. 40 ya da 45. dakikada Oyalanmış, geldi oyalandığını şehirden kabul köye. ediyorum. Aslında bu köyde geçen bir hikaye Bak, yani. izlediğimiz en şey film 84 dakikaydı, en kısa film. En uzun film de 105 dakikaydı. Ama şu ana kadar aslında 60 ya da 70 dakikadan yukarı çıkması gereken bir film izlemedik. Yani evet biraz Gerisi, yani uzatıyorlar yani. sünüyor filmler. Hele Sündürüyorlar. Nesimin'in filmi bence 40 dakikalık bir film. Tabii canım o merak etmiyor. Yani sonuçta koku için bu neydi ya Aras Bulut İynemli'nin son bir filmi vardı hani Kore uyarlaması. Hı. Çok bir Ha. şey yaptı. Adını Şey unuttum. 7. koğuştaki bıdı bıdı mucize. Mucize ha. Mucize. O tarz bir film yani. Mesela Hayır canım, bir dakika. hayır şey Oradaki anlamında ama ağdalı dur bir duymayacak. şeyi O kendi şeyine. harekete geçirmek anlamında söylüyorum. Mesela benim etrafımdaki normal hani normal seyirci Diyorum bak. bu biraz o tarz bir film. Diyeceksin bir festival filmi insanı ağlatamaz mı? Ağlatabilir. Bir şey söyleyeceğim Okey. Fırat. Bu işte şimdi siz İstersen ben konuşmaya devam edeyim. Yani bir yandan onun için sen bir diyorum, tamam. yandan bir Ben daha hiç ben öyle bir şey çıkmayacağım yapmadım. abi siz de Evet. canlı yayına Ne yani. demek ya, yarın da Hep siz çekeceğiz. konuşuyorsunuz. Yarın Her da zaman. çekeceğiz. Her zaman Kızılacaksınız. seni dinliyorum. Sonuç olarak şunu Çılgınca yüzüyor. söyleyeceğim. Evet kızıyor şu an Çılgınca yüzüyor. yüzüyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Koku bu seçkide yer alacak bir festival yarışma filmi değil. Hı. Bu arada Mert Alakır demiş ki canlı yayınlarda böyle şeyler yapmamız lazım. Filmleri festival filmi diye kategorilendirmek doğru mu? Bence değil. Bence de değil. Ama Gülse Birsel'in dediği gibi bu filmleri festivallerden başka bir yerde görme imkanımız artık neredeyse kalmadığı Evet. için. Mesela bizim 1,5 yıl önce izlediğimiz Eylem Kaptan'ın Kovan filmi yeni vizyona girdi ve çok az salonda vizyona girdi. Evet arkadaşlar, ne yazık ki artık Ya bunlar bu festival tabii filmi. ki yani festival filmi demek doğru değil ama hani biz onu sanat filmi anlamında Evet. festivallerde yarışan çünkü bunların seyircileri sadece festivallerdeki seyirciler. Yani Evet. bu gişe girdiği zaman zaten çok az insan Evet. izliyor bu tarz Bu filmleri. arada Adana'dan sevgili arkadaşımız Tufan Şimşekcan'da takipteyiz. İyi ki canlı ve diğer videolar yüklemektesiniz. Teşekkürler, sevgiler, selamlar demiş. Biz de Tufan'a Evet. Şimdi sevgilerimizi sunuyoruz. senin Bitti mi? Ya benim bitti. Hani 5,5 veririm bu filme. Beş onu en buçuk. son En son yaparız yap. En puanları. son Evet. yaparız. Okey. Şimdi bu film, bu filmi iki şeyde değerlendirmem gerekiyor. Birincisi şu.
Sen söylediğin için bu birincisi oldu. Şimdi festival filminin böyle olmaması gerektiği düşüncesiyle benim problemim var. Veya ne kadar böyle olmaması gerektiği. Aynı şekilde. Tamam mı? Çünkü eğer festival filmi bu değilse demin benim yere sokup çıkarttığım festival filmi oldu. O olmaması lazım. Onun olmaması için de bu gibi filmlerin festivallere sızması lazım. Ama tabii ki kalitelisin. Şimdi bu filmi ben bir kere işçilik olarak çok kaliteli buldum. Yani çok az filmde bu kadar iyi İşliği kamera çok iyi, kullanımı, onda aynen sorun kamera yok. kullanımı, duyguyu vermek, ondan sonra dediğiniz o oyunlar, kamera oyunları çok önemlidir. Bir yönetmeni de yönetmen yapan, hatta Tabii. görüntü yönetmeni de yönetmen yapandır. Bunun da iyi yapıldığı zaman eyvallah başımın üstüne koyarım ve bu film iyi yapmıştır. Mesela, Daha var abi. O hayır bak, canım. tersi olması lazım. Arkadaşlar Hayır, hiç hiç öyle bu bir şey yok. o değil, değil, ikisi de değil. Bu kişisel bir bakış açısı. Benim estetik anlayışıma göre beni şaşırttı. Bekliyordum. Zaten bekliyorsun. Orada anlıyorsun. Kalp sesi geliyor çünkü. Tık tık tık. Kalp Diyorsun sesi ki gelmiyordu. geliyordu. Geliyordu. Tık tık Hatırlamıyorum. Sen çok geliyordu. arkadan seyrettin. O yüzden duymadın. Evet. Onun için öleceğini zaten anladım. Ama orada öyle o kamerayı ilk önce Öleceğini zaten düşürerek anlıyorsun tabii de. kamerayı ilk önce düşürerek seni bir şeye oluşturuyor. Neyse bu benim için çok iyiydi. İkinci sahne açılış sahnesiydi. Nergis çiçekleri. Biz bağımsız filmlerde çok çiçek. Ne yapar? Açılış sahnesi bir ova görürsün kocaman. Birisi yürür ta baştan. Evet. Yürür, yürür, yürür. Ondan sonra artık filmin odağı bir eşekse, çiçekse, ağaçsa onun yanından geçer, gider. Dedim ki eyvah. Nergis çiçekleri çok güzel ama kadın yanlarından yürüyecek, geçecek. Hayır, durdu. O nergis çiçeğini kokladı. Teker teker koparttı. Ve onu sadece bir obje olarak kullanmadı. O konunun çemberi içinde çok önemli bir detay haline getirdi. Bunlar çok güzel. Ama gelelim zurnanın zırt dediği deliğe. Yönetmenler ne yazık ki çok hamlar. Bu sinemaskop bir hamlık değil. İlk filmleri zaten. Sinematografik bir hamlık değil ama. Bu bulundukları yerle ilgili. Yani verdikleri mesajla ilgili bir İzmitliler hemşerim. Anadolu'luğu bu kadar öneremezsin. Şehirliliği de bu kadar batıramazsın. Sonuçta sen de o entelektüel sınıf içinde yer almaya Versene. çalışıyorsun. Belki yani ben de. Bu baysan. İşte oradan. Entelektüel yerde var olmak istiyorsun. Olmak istediğin yeri tüykaka edersen kendi geldiğin yeri güzellemiş olmuyorsun. O Zerrin karakteri, profesör karakteri mesela açılışı da onu da anlamadım. Açılışı çok güzel bir yerden başlıyor. Evet. Animos, erkek Animalist. üzerindeki kadın, kadın içindeki erkek. Önerisi nedir? Kadın içindeki erkekle erkek içindeki kadın birbirlerini tamamlarsa işte o zaman aşk olur diyor. Bu doğru bir önermedir. Ama bu önermenin biliyorsun yani fırtınını biliyor olması lazım. Akademik olarak baktığın zaman ilk önce erkek kendi içindeki kadını kabullenmeli. Kadın içindeki erkeği kabullenmeli. Ondan sonra bunların içindeki bütünleşirse aşk olur. Doğru. Yani güzel bir felsefik tartışmayla başlıyorsun. Ondan sonra o felsefik tartışmanın oluştuğu ortama tüy kaka yapıyorsun. Evet, doğru. Bütün güzelliğini azaltamaz. Doğru, haklısın. Diğer taraf olmadan çünkü o var olmaz. O var olursa o zaman sadece köy olursun. Evet. Sen köy olmamak zorundasın. Bu arada yani eğer filmin yönetmenleri bu videoyu izlerse, ki izlerler, Serdar gerçekten bu filmi video dışında kendi aramızda konuşurken bize şeyce böyle hani siperhane bir şekilde Ay söylüyorum. can siperhane bir şekilde savundu ve Seyrettiğimiz dört filmin aramızda en içinde çok beğenen sensin filmi. dört film içinde bak bunu da söylüyorum. Dört film içinde en beğendiğim film. Evet. Ama odağında yönetmenlerden kaynaklı çok kısır bir bakış açısı var. Evet. Ya o Yönetmenlerin bu kısır açısını yönetmenleri şimdi şahsen tanıdığım için yani bir tanesini en azından bu çocukların aslında bu kadar art niyetli ya da yani art niyet ben demeyelim. art niyet demiyorum. Ben hamlık Bağnaz. diyorum. Zaten art niyet olarak düşünsem Ham. hamlık demem. Evet. Öyle olduklarını düşünmüyorum. Neyse bunu da puanlayalım ve Evet, bitirelim. evet. 5,5. 6. 6,5. Tamam. O zaman 6,25 kişi falan derim şimdi. Neyse. O zaman arkadaşlar bu sefer canlı yayın yaptık. Çünkü şöyle bir şey var. Videoları tek tek film çekmeyi düşünüyorduk ama tek film konuşup sonra onu kurgulayıp ondan sonra da şey yapmak otel internet dün geceki video Kar Kırmızı'nın videosu gece saat 4 sularında yüklenebildi. Ve bu